Manşete hoş geldiniz. Dün seyahatteydim. Onun için manşet yoktu. Fakat merak etmeyin iki günü birleştirip öyle konuşacağım. Bununla başlayalım. Evet bu çokça paylaşıldı, çokça üzerine konuşuldu ama çok anlamlı karelerden biri ve bu unutulmayacak. Dursun Özbek kendi 15 dakikasını yaşadı Galatasaray Başkanı olarak ve bununla tarihe geçti. Öyle düşünüyorum. İstanbul'un AKP adayı başka da bir titri olmayan Murat Kurum yüzünü böyle avuçluyordu Galatasaray başkanının. Artık Galatasaraylılar düşünsün diyebiliriz ama mesele pek böyle değil. Yani Galatasaray'ın başkanı olacakken Dursun Özbek Ankara'nın kendini desteklediğini ilk 2022 yılında Murat Kurum'un ağzından duyurmuştu veya duyurulmuştu. Yani Ankara benim arkamda derken yani hükümet saray neyse benim arkamda derken Murat Kurum bunu ilan etmişti. Dolayısıyla Galatasaray'ın başına Dursun Özbek'in neden ve ne biçimde geldiğini de gösteriyor. Yine İstanbul için bir şans demişti. Biliyorsunuz İstanbul adayları futbol kulüplerini dolaşıyorlar. Ekrem İmamoğlu da dolaşıyor ama en ileri açıklama Dursun Özbek'ten gelmişti. Ve Murat Kurum'a işte daha önce kendisine verdiği desteğe bir borç olarak... İstanbul için bir şans demişti. Bu fotoğrafı açıklamaya çalışmış. İşte Sayın Başkan'ın davetine gittim filan falan gayri ihtiyari bir hareket. Gayri ihtiyari filan değil. Sizi Galatasaray'ın başkanına getiren irade sizin yüzünüzü avuçlamış çok mu? Zaten ona da İstanbul için bir şans demiş ve tarafınızı belli etmişsiniz. Dönemin fotoğrafı olması açısından mühimdir. Dursun Özbek bununla tarihe geçmiştir maalesef. Enflasyon rakamları konuşuluyor ama ben başka bir perspektiften bakacağım. Şimdi Şubat ayında yıllık enflasyon TÜİK'e göre 67'ye yükselmiş yıllık. ENAK'a göre ise bu oran %122. Dolar haftaya rekorla başlamış 31.70 hala o seviyedeler, seviyedeydi yani dün 31.70'ti bugün de 31.64 seviyelerindeydi ben yayından önce baktığımda. Fakat ilginç olan şey şu 4.53 bulmuş TÜİK Şubat enflasyonunu ENAK enflasyonu ise bunun altında 4.32. Yani e, Şubat'ta aylık enflasyonda TÜİK en yakın üstünde e, bulmuş. Şimdi bununla bak, farklı bir proje, projeksiyon yapacağım ki e, Türkiye hangi durumda gö görülsün. Şimdi bu haritada bu harita Avrupa haritası ve Avrupa'daki kimi ülkelerin bir iki de istisna var onu da anlatacağım. E, yıllık enflasyon oranları görülüyor. TÜİK'e göre 67, ENAK'a göre %122 enflasyon olan Türkiye hemen sağ alt köşede görüyorsunuz. Peki yıllık enflasyon Diğer yerlerde nere e, ne seviyede? Hepsi Türkiye'nin aylık enflasyonunun altında. Yani İrlanda'dan başlayalım e, Batı'dan Doğuya doğru. İrlanda 4.1, İr e, İngiltere 4. Aşağı inelim. E, Portekiz 2.1 yıllık enflasyon. İspanya 2.8, Fransa 2.9, İsviçre 1.2, Almanya 2.5. Yukarıya çıkalım 1.2 Danimarka yıllık enflasyon üstüne basa basa söylüyorum. Şeye bakın Litvanya'ya, Letonya'ya 0.9 0.7. Balkanlara bakın. Yani Yunanistan 3.1, Bulgaristan 3.8. Hepsi senin aylık enflasyonun altında, hepsinin yıllık enflasyonu. Aylık değil. Yani dikkatinizi çekerim. O arada Ukrayna'ya bakın. Onu sarıyla değil beyazla işaretledim çünkü Avrupa ülkesi olmadığı için. Ukrayna'ya bakın 4.7. Yani savaştaki iki yılı doldurdu. Üçüncü yılına girdi. Ukrayna savaşında, savaşın altındaki Ukrayna'da yıllık enflasyon 4.7. Hemen yanı başındaki Moldova'da 4.55, 0.02 ile Türkiye'nin aylık enflasyonunu geçmiş Moldova'daki 4.55. İşte durum budur. Ve Türkiye'nin enflasyon sıralamasında dünyadaki yeri. Şu anda bile TÜİK'in açıkladığı resmi kabul edilmiş enflasyonla Türkiye 5. sırada. Arjantin, Lübnan, Suriye ve Venezuela'dan sonra. Ama en akın verisini kabul edersek %122'yi Türkiye beşincilikten dördüncülüğe çıkıyor. Suriye ile Venezuela'nın arasında bir yere konumlanıyor. İran'dan, Kongo'dan, Zimbabwe'den, Sierra Leone'den, Sudan'dan daha kötü durumda açıklanmış resmi enflasyonla. Metropol sormuş vatandaşa Şubat 2024'te enflasyonun en çok hissedildiği alan hangisi? Gıda masrafıyla %38. Zaten öyledir. Yani insanlar hani şöyle böyle bir evde oturuyorlar. Şöyle böyle bir gelirleri var. Şöyle böyle işte faturaları ödüyorlar falan ama gıda. Yani markette görüyorlar. En çok enflasyonu markette görüyorlar. Odur zaten. Ve e, ülkeler enflasyonlarını açıklarken gıda enflasyonunu ayrı bir başlıkta değerlendirirler. Medya da bunu ayrı bir başlıkta değerlendirir. Mesela İngiltere'de enflasyon 4 ama gıda enflasyonu daha yüksek hissediliyor ve bu e, televizyonlarda ve gazetelerde ana gündem olarak konuşuluyor. Sen enflasyonu 4 olarak açıklıyorsun ama gıda enflasyonu, market enflasyonu öyle değil diyor. O arada Erdoğan kabine toplantısından sonra emekli maaşı ile ilgili beklenen umutları söndürdü. Fakat enteresan bir itirafta bulundu. Yani söze edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim sağlık harcama harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu battık itirafıdır. Yani ülke battı itirafıdır. Bu şekilde söyleyemiyor, böyle söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Emekliye zam veremem. Verirsem istenen artışı verirsem işte Ülke durur diyor. Bütün yatırımları durdurmam lazım. Eğitim sağlığı kesmem lazım. Kamu görevlilerine maaş vermesem. Vermesem bile karşılayamıyorum diyor. Bu battık itirafıdır. İkinci bir yönü de şu. Erdoğan belli ki daha önce yani geçen genel seçimden önce kendinin seçildiği oylandığı genel seçimden önce emeklilere bir takım iyileştirmeler yapmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştı falan hatırlıyorsunuz. O zaman emekli kitleyi veya emekli seçmen kitlesini önemsiyordu. Ama şimdi önemsemiyor. Ya da emeklilerin seçime çok fazla etki edemeyeceğini düşünüyor. Ama bakalım göreceğiz. Yani belediye seçimlerinde bunun etkisi ne seviyede olacak, göreceğiz. Gazete Pencere'den Donay Babacan AKP kulislerini değerlendirerek ideal adayları bulup çıkaramadık. işte kampanyalarda vaat ettiklerimiz çok bildik tanıtık geliyor. Muhalefete yönelik e, teröristlerle işbirliği yapıyorlar, algısı artık iş yapmıyor gibi bir takım e, gerekçeleri alt alta sıralamış ama esasen söylemediği, söyleyemediği, yazamadığı şey şu yani bu maddeler doğru ve bu, bu maddelerin arka planında şu var. Özellikle İstanbul son derece tersi düşük profilli biri çıktı Murat Kurum her gün gaf yapıyor, hangi birini söyleyeyim yani herkes saçmalamaya başladı derken biraz da kastım o birazdan bakacağız. Herkes saçmalamaya başladı o da her gün saçmalıyor. Yerleri karıştırıyor, tarihleri karıştırıyor, gazze propagandası üzerinden oy toplamaya baş, çalışıyor filan. Yani ondan dolayı da zaten Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bir televizyon programına çıkamıyor. Çünkü Ekrem ile karşılıklı bir televizyon programına çıksa ona eksi yazacak. Ondan dolayı çıkmıyor. Çıkmayacak da zaten öyle görülüyor. Bütün bunun sonucu şu. Yani Erdoğan e, kendinden başka isim bırakmadı ve artık e, AKP'de kadro yok. Aday gösterecek isim yok. Yani bula bula Murat Kurum'u buldular. Daha önce de Binali Yıldırım bulunmuştu. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca Erdoğan kendine bir emanetçi istiyor. Söylediklerini yaptıracak birini istiyor. Kendisi yani işte Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu çıkarmıştı ve çıkarırken gerçekten onu bu tarafı takdir etmek gerekiyor. Bu bana alternatif olur mu olmaz mı İstanbul'u kazanırsa başımıza iş alırız. Sonra liderlik mücadelesine gider girer. Cumhurbaşkanı adayı mücadelesine girer gibi hesaplar yapmadı. Yapsa bile yani bunu değerlendirmedi. Düşünse bile. Bunu şeye koymadı, uygulamaya koymadı. Ve Ekrem İmamoğlu parladı doğal olarak. Ama işte e, e, Tayyip Erdoğan karakterindeki biri Ekrem İmamoğlu gibi birini aday göstermez. Veya işte dediğim gibi kendisine alternatif olacak. Aday olarak konuşulmaya başlayacak. Yıldız olarak parlayacak. Bir de böyle bir yanı var. Yani bir muhtemel istiyor ya veya işte efendim Taşeron istiyor veya tamamen emanetçi istiyor. Bin Ali gibi şimdi Murat Kurum gibi. İki kendinden başkasının sivrilmesine izin vermediği için de böyle bir durum yaşanıyor. Ayrıca kadro kalmadı. Yani bütün nitelikli kadrolar veya içine sindiremeyenler gitti ayrıldı. Ki zaten insanda bir nitelik varsa olan bir tane itiraz etmesi icap eder. İtiraz etmesi gerekir. İtiraz edenler de gitti ayıklandı. Dolayısıyla büyük bir şey var. Endişe var bu yönde. Yani aman benden başka birisi olmasın, benden başkası birisi olmasın diye diye işte şu anda doktorların ayakta tuttuğu, seçim kampanyası yapan, doktorlarını dinlemeyen bir Erdoğan ortaya çıktı. Yani ve belli ki seçime kadar da dinlemeyecek. Seçimden sonra da geniş bir istirahat süreci olacak. O bizi ilgilendirmiyor. Fakat durum bu. Yani tek adam döneminin e, spesifik ve kaçınılmaz sonucu yaşanıyor. Ve elbette e, gazete pencerede Nuray Babacan'ın AKP e, kulislerine dönük toparlamasını önemsiyorum. Artık kampanya yapamıyorsun. Yeni bir hikaye yok. Vaat ettiklerin e, zaten tutmamışsın. Yeni bir şey vaat etmenin bir manası yok. Uzaya giden Türk astronot veya işte yollarda yürüyen tok şimdi yürütmüyorlar gerçeği Ya da işte Kaan uçağının e, deneme uçuşu falan... Onlar da artık bir nebze bir yere kadar şey yapmıyor, karşılığı yok. Ayrıca muhalefeti şeytanlaştırma da bitmiş durumda. Yani bunlar terörle işbirliği içerisinde. Yok PKK yok şu bu filan demenin de bir manası O şey de bitmiş durumda. Birinci maddeyi zaten geniş olarak anlattım. Yani bu kulis doğru ve bu kulisin arka planı da elbette Türkiye'deki gazetecilerin çok fazla yazıp çizemediği hikaye yönüyle böyle. Şimdi Meral Akşener konusu var. Ben girmiyorum Meral Akşener konusuna biliyorsunuz. Artık o gerçekten bana göre... E, psikiyatrinin, psikolojinin alanına giriyor. Gerçekten ne yaptığını bilmeyen, her e, adımıyla saçmalayan, seçmene haşlayan falan bir noktaya evrildi. Fakat e, şeyin Sedat Bozkurt'un e, yazısını önemsiyorum. Kısa Dalga'da çıkan ve Akşener Saray'a dilekçeyi verdiği yazısını önemsiyorum. Bu yazıyı okuyun. Çok önemli tespitler içeriyor. Parlamenter sistem bitmiştir başlığı altında. Mühim şeyler söylüyor. Mühim şeyler yazmış Sedat Bozkurt. Diyor ki, Akşener parlamenter seçmenle diyaloğunu benzerini parlamenter sistem üzerinden yakın çalışma arkadaşlarıyla da yapmış. Yani hem seçmenle diyaloğu hem de yakın çalışma arkadaşlarıyla diyaloğunu yansıtmış. Ve diyor ki buradan aldığı onayla Erdoğan'a mutlak ileteceğini bildiği önemli bir AKP'liye özel bir görüşmede bu görüşünü aktarmış. Diyor ki seçmen onaylamadı. Parlamenter sistem gündemden düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale gelmiştir. Bu zaten 1 Nisan ve sonrasında İyi Parti ve Akşener'in tuttuğu tutacağı yeri göstermesi açısından önemli. Yani seçmen onaylamadığı için biz yani seçmen Millet İttifakı'nı onaylamadı diyor. Seçmen güçlü parlamenter sistemi onaylamadı diyor. Haliyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı hale geldi diyor. Seçmenin onaylayıp onaylamamasının bir önemi yoktur ki. Seçmen onaylamadı diye sizin ortaya koyduğunuz projenin yanlış olduğu gibi bir sonucu nereden çıkardınız? Ama işte bu Akşener mantığı. Fakat Akşener'in mantığı önemli değil. O mantık sakat olabilir. Fakat burada doğru olan şey iktidarla köprülerin bir yönüyle tesis edildiği. Elbette bunu yalanlayacaklar. Yalanlamışlar da zaten. Ee, İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu gerçek dışı vesaire diyor falan alt alta sıralamış. Ama Sedat Bozkurt haberin arkasında çıktığı yayınlarda da bunu söyledi. Ee, diyor ki bu konuda yani Akşener'in seçmenlere tepki göstermediği yerlerdeki söylemleri özel sohbettekilerle aynıdır. Bu konuda görüşme yapılmamış, özel görüşmede bu görüş dile getirilmiştir. Yorumların bana aittir, bilgiler doğrudur diyor. Ama diyor yani Sayın İyi Parti Sözcüsü kurumsal olarak parti sorumluluğu gereği açıklama yapmış, yapacak zaten diyor. O görevini yapıyor. Müsaade edin ben de iş mi yapayım diyor. Sedat e, Sayit Sefa ise Sedat Bozkurt'tan sonra bambaşka bir iddiaya dikkat çekiyor. İyi Parti'de ikinci mühim iddia. İyi Parti'de bir takım e, bir grup Parti yöneticisi partideki bir takım iddiaları özellikle yolsuzluk, usulsüzlükle ilgili iddiaları e, araştırmak için e, işe koyuluyorlar. Ve bunu Akşener'den, genel merkezden habersiz yapıyorlar. Çünkü e, para, partinin usulsüz e, para kullanımıyla ilgili iddia Akşener'in oğluyla ilgili. Çünkü Akşener, in, Akşener, in, Akşener in oğlunu parti kasasının başına oturtmuş durumda. Ve oradan çanta, çanta çanta paralar dağıtılıyor ki bunu zaten partinin saymanı açıkladı ayrılırken partiden. MİT'in... Milli İstihbarat Teşkilatı uyarısıyla Akşener durumdan haberdar oluyor ve bu partideki usulsüzlükleri araştıran isimleri partiden uzaklaştırıyor ve işte ayrılmak zorunda bırakıyor filan falan. Yani bir anlamda bir kere daha saray, milli istihbarat neyse Akşener'e bir iyilik yapıyor. Ve Akşener bir kere daha saraya borçlanıyor. Evet. Ve bu minnet borcudur ki belki de Said Safan ifadesiyle bu saçmalayan Akşener'i izliyoruz. Bu perde arkası bilgiler önemliydi ama gerçek gündem bu değil. Yani gerçek gündem Rüştü Saracoğlu'nun eski Merkez Bankası Başkanı söylediği ülkemizde kaç kişi doğrudan ve dolaylı olarak devlet vasıtasıyla besleniyor? Bilen var mı diyor. Enflasyondan buraya geldik. Gerçek gündem bu. Ama saçmaları izliyorsunuz. Yani neymiş efendim? Murat Kurum 31 Mart'ta gazetedeki mazlumlar sevinecek. Şimdi bunun üzerine analiz döşemenin manası yok. Ya da ne, neymiş? Özgür Özel CHP Genel Başkanı Türkiye'yi sevenlerden o istiyoruz bedelli askerliğe kaçanlardan değil demiş ve Türkiye'de geçmişten bugüne son 40 yıldır bedelli askerlikten yararlanan erkeklerin sayısı 1,5 milyonu aşıyor ve bunlar da hepsi seçmen hepsi seçmen ama böyle kendini bilmez açıklamalarla saçmalıyorlar ve oturup da altına bir sürü de açıklamalar döşeniyor gerek yok gerçek gündem bu yani iktidarıyla muhalefetiyle anlatıyorum gerçek gündem bu Gökçer Tahincioğlu T24'te özel bir habere imza atmış ve faili cinayetler da meçhul cinayetler davasında susurluk raporu gibi bir karşı o yazısı yazılmış. Ağar Eken ve Şahin örgütün liderleri kararlar yargının halini ortaya koyuyor. İstiraf Mahkemesi birkaç gün önce faili meçhul cinayetler davasında beraat kararını onadı. Karara muhalif kalan üye bir karşı yazı yazdı. Ayhan Altun ismine baktım şerh yazısı yaz. Muhalefet şerhi düştü. 160 sayfa. 160 sayfa karşı oy yazısı. Düşünebiliyor musunuz? 160 sayfada da Türkiye'nin bütün karanlık tarihini anlatıyor. Tam anlamıyla belge niteliğinde. Mehmet Ağar, Korkut Eken, işte İbrahim Şahin'in infaz emirleri verdiklerine kuşku yok diyor. Kutlu Adalı dosyası Kıbrıs'ta öldürülmüştü. İncelenmeli diyor. İncelenmedi diyor. Ki Atilla Kaya'nın ifadeleri yok sayıldı diyor. Hatırlayın Sedat Peker onu şeye göndermişti. İfade vermeye göndermişti. Atilla Peker galiba. Ee, yargının ve geldiğimiz nokta diyor yargının halini gösteriyor. Yargının hali bu durumda. Tartışma götürmez gerçek şu ki diyor. Atılı suçları işlemek maksadıyla bir araya geldikleri artık tartışma götürmez bir gerçektir diyor bu ekibin. Ancak işte gel, gö gel gör ki böylece işte efendim silahlı suç örgütünün yöneticileri olan Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin. Söz konusu mahkeme kararlarında adı yazılı diğer kişilerse aynı şekilde silahlı suç örgütüdür filan diye tarihe notunu düşmüş. Okuyun uzun bir haber 160 sayfalık muhalefet şerhi. Çetin Doğan'ın e, sağlık durumu gerçekten son derece kritik. Ne söyleyelim? Çetin Doğan e, 84, Feyzi Türkeri 83 yaşında. Erol Özkasnak 78 yaşında. Cevat Temel Özkaynak 79 yaşında. Yıldırım Türker 83 yaşında. Hepsinin hastalıklarına dair adli tıp raporları var. Cezaevinde kalamayacaklarına dair. 28 Şubat davasından yargılandılar, hüküm giydiler, yatıyorlar. 80'li yaşlardaki, 80'li yaşlardaki herkesin yaşadığı gibi sağlık sorunları yaşıyorlar ama Çetin Doğan'ın e, durumu kritik. E, İzmir F tipi kapalı cezaevinden tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine hafta sonu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış. Sabah saatlerinde ameliyat olmuş. E, avukatının bildirmesine göre. E, safra kesesi alınmış. E, pankredit e, riski var diyor. E, ve işte tahliye edilmesi gerekiyor esasen. Yani geçmişte veya bu davalarda her neyse. Sorumluluğu ne olursa olsun. Bir kere daha söyleyeyim. yani Hiç olmazsa bu insanlar hani... Adli kontrol olabilir, ev hapsi olabilir, şu bu filan olabilir. Yani bu bile e, cezaevi koşullarından daha iyidir. Ve bu sizi insan yapar. Bu sizi... Hak savunucusu yapar. Bu, bu sizi cezaevinde suçlu olduğunu düşünseniz dahi, sorumlu olduğunu düşünseniz dahi insanların haklarını, tutuklu haklarını, hükümlü haklarını savunan insan yapar. Doğrusu da budur. Evet. Yani Adli Tıp Kurumu Çetin Doğan hakkında kocamışlık ve sürekli hastalık raporu düzenlemiş. Ama 2023 Nisan'dan bu tarafa Erdoğan'ın önünde bekliyor. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem Macaristan başbakanının Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı. Türkiye olmasaydı AB ülkeleri istikrarı kaybederdi. İstikrarını kaybederdi lafıdır. AB ülkeleri neden istikrarını kaybetmedi? Çünkü Türkiye göçmen kapısı oldu. çünkü, çünkü Türkiye gönüllü göçmen kampı oldu. Ondan onu söylüyor. Yani lafın başına alıp da Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı lafını manşete çekip arkasını görmediğiniz zaman Yanlış bir şey yapmış oluyorsunuz ve doğru bir şey yapmamış oluyorsunuz. Hani e, namaza yaklaşmayın ayetini öyle yorumlayan dervişin yaptığı gibi. İçkiliyken namaza yaklaşmayın diyor çünkü ayet. Başına atıyor ben diyor bunu uyguluyorum ondan namaz kılmıyorum. Aynen onun gibi. Burada Macaristan Başbakanı'nın söylediği şey mühim. Erdoğan 8 milyon ve üzeri kayıt altında olsun olmasın göçmeni tutarak Avrupa'yı kurtardı diyor ki. Avrupa'nın başka dertleri var. Eğer Erdoğan tutmasaydı o göçmeni veya mülteciyi neyse ilticacıları, Afganı, Sudanlısı, Suriyelisi, Iraklısı neyse, İranlısı Avrupa'da başka bir hikaye olacaktı. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem şu mesajın sorgulanması ama sorgulanmıyor. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir demiş Cumhurbaşkanı. Bir soykırım girişimidir. Ama işte soykırım yapıyorlar diyor. Soykırımcı diyor. Etnik temizlik yapıyor diyor. Neyse ne diyorsa. Ama onun gereğini yapmıyor. İsrail'le ticareti çatır çatır devam ediyor. İsrail'le diplomatik ilişkisi devam ediyor filan. Bütün Arap Birliği üyeleri gibi. O arada İsrail'in e, Erevizyon yarışmasındaki e, temsilcisi yani İsrail e, cüretkarlığına bakar mısınız? 7 Ekim saldırılarına atıfla bir şarkıyla gidiyorlar. Erevizyon diyor ki yani bu şarkıyı değiştirin olmaz. Sonra İsrail Devlet Televizyonu arkasında duruyor şarkının. Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanı devreye girince tamam değiştireceğiz falan diyorlar. Yani televizyon şarkı yarışmasında 7 Ekim Hamas saldırılarıyla saldırılarıyla başlayan Ekim yağmuru şarkının adı da bu. Yani son İsrail Gazze savaş mücadele ne dersiniz? İşgal. Bunun üzerine bir şarkı yapmışlar ve televizyonda televizyona ekip gönderiyorlar. Yani bu da ayrı bir iş. İsrail cüretkarlığı. Tam da şu günlerde işte Ramazan başladı başlıyor. Bir ateşkes sağlanır mı? 6 haftalık bir ateşkes sağlanır mı? Herkes seferber olmuş durumda güya ama İsrail kapıda var yani şu anda. Hala bir gelişme yok. İşte Gazzeli bir kadın 10 yıl boyunca tüp bebek tedavisi görmüş. İkizleri olmuş ve her ikisini de cumartesi günü birkaç gün önce İsrail saldırısında kaybetmiş. Gerçek dram bu ama Başkan yardımcısı seçildiği günden beri kaç kere gördük bilmiyorum. İki elin parmaklarını geçmez. Kamala Harris yeni çağrıda bulunmuş. Aylar aylar sonra. Ateşkes sağlanmalı filan falan. Bakın Karar Gazetesi'nin pazar günkü manşetiydi. İsrail'e ihracat yüzde yirmi yükseldi. Durum bu. Hem soykırım diyorsunuz. Hem de öteki türlü işte füzeyle açlıkla soykırım. Altta da bana oy verirseniz Gazze'de çocuklar sevinecek. Yani yukarıda Ticaret %20 artmış İsrail'le altta da bana oy verirseniz Gazzeli çocuklar sevinecek. Hürriyet'ten kestim bunu birinci sayfadan. İsrail'in tepkilere rağmen Filistinlilere uyguladığı kötü muameleye devam ettiği ortaya çıktı diyor. Fotoğraf doğru. Bir yüzme havuzuna sıralanmış Hanyunus burası Gazze Şeridi'nde 14 Filistinli beyaz tulum giydirmişler, gözlerini bağlamışlar. İnsanlık dışı muamele. Diyecekler ki işte onlar Hamaslı veya Hamas şüphelisi. Ya ne olursa olsun kimseye bu şekilde muamele edemezsiniz. İnsan onuruna aykırı, insan onurunu hiçe sayan bir muamelede bulunamazsınız. Dünyanın her yerinde. Suçlu bile olsa, sorumlu bile olsa. Dünyada haber ol, e, oluyor, e, işte yaşamlar sonlanıyor. Gazete demiş New York Times. 30 binin üzerinde insan öldü. Yani medyada veriyor ama... Olay biraz başkentlerde kilitleniyor ve başkentler hala net bir tavır gösterebilmiş değiller. Maalesef ki maalesef yani. Bu New York Times dünyanın en etkili gazetelerinden biri. Kabul edilir ki yani Amerika'nın en etkili gazetesi, en ciddi gazetesi. Orada çıkan her satır önemli. Birinci sayfasının manşetinden pazartesi günü böyle vermiş ama gel gör ki kapı duvar. Orada Trump gümbür gümbür geliyor cumartesi günü Michigan, Idaho eyaletlerinde e, ön seçimleri kazandı. Bugün süper salı ki o önemli Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti 16 eyalette ön seçim yapacak. Kaliforniya, Texas'ta var Amerika'nın batıdan doğuya, kuzeyden güneye pek çok kritik eyaletinde ön seçim var ve Trump'ın ipi göğüslemesine ve bu ön seçimleri aldıktan sonra artık adaylığını. ...fiilen kesinleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. O arada bir başka önemli haber... ...yüksek mahkeme ki üç üyeyi Trump kendi döneminde atadı... ...ve cumhuriyetçi üyelerin, cumhuriyetçi adayların... ...daha doğrusu cumhuriyetçi başkanların atadığı üyeler çoğunlukta... ...ve doğal olarak da Trump lehine bir karar çıktı. 6 Ocak'taki kongre baskını neyse veya isyanından sorumlu tutulmadı ve seçimle seçime katılabilir dendi. Yani yüksek mahkemede bir anlamda eyalet mahkemeleri farklı kararlar almıştı ama yüksek mahkeme yani Amerika'nın bir numaralı mahkemesi Supreme Court diye de geçiyor. High Court diyebilirsiniz veya işte Türkiye'deki adıyla belki anayasa mahkemesi yerine e, geçen veya o ayarda bir yüksek mahkeme kararları tartışılmıyor. Kesin Trump'ın adaylığının önünü açtı. Nikki Haley ki Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'de onunla yarışıyor, hala da çekilmedi. Ee, sadece DC'de, Washington DC'de bir sembolik zafer kazanmış. Onun dışında Trump karşısında herhangi bir varlık e, gösteremedi. O arada Trump'ın destekçileri, e, siyahlar daha çok demokratlara oy vermişti önceki seçimde. E, ve Trump'ın da artık siyah karşıtı olduğu biliniyor. Bir takım sahte görsellerle kampanya yapıyorlar. Yani bu AI te teknolojisi yani yapay zeka teknolojisiyle e, Trump'ı e, siyahların arasında mutlu, mesut, siyahlar da onu destekliyormuş gibi gösteren sa sahte e, görseller dolaşıma sokuyorlar. Ve bir yandan da bu konu devam ediyor. Ama belli ki bundan sonraki süreçte işte, aylarca yani Mart ayındayız, Kasım'daki seçimlere kadar aşağı yukarı 5-6 ay boyunca bu daha yeni başlangıç, daha bambaşka şeyler göreceğiz. Adayların veya işte efendim liderlerin nasıl konuşturulduğunu, sahte üretilmiş görselleri, sahte üretilmiş ses kayıtlarını, sahte üretilmiş ne bileyim videoları falan çokça göreceğiz. Bunlar daha başlangıç. Ukrayna'ya geçelim. Medvedev Ukrayna'yı komşularına paylaştırmış. Ukrayna Rusya'dır ifadesini kullanarak Kiev ve çevresi dışındaki Ukrayna topraklarını Rusya, Polonya ve Macaristan, Romanya'ya paylaştırmış. Haritada bu. Sadece Kiev ve çevresini Ukrayna olarak tutuyor. Küçücük bir artık eyalet gibi veya küçük bir ülke gibi onun dışındaki bütün toprakları çevresindeki topraklarla ve ağır, büyük kalem Rusya'da kalacak şekilde Medvedev önceki Rusya'nın Cumhurbaşkanı Putin'le de böyle bir dönüşümlü başkanlık başbakanlık neyse yaptılar paylaştırmış durum bu. Evet dün yoktuk ama her iki günü birleştirerek bir toparlama yaptık. Çarşamba manşet yok. Perşembe günü gene iki günlük toparlamayla karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.